şey var, denk geliyor bir yol falan. Sadece dedim ki bunu dedi, havuzu yaptım, belki bir suda bir şey var dedi. Bunlar da atılıyorlar. Evet, sağ olacaklar. Ulan bizim masalımız bitti, iş çıktı bize. Alacak şimdi. Şu kardeşim. İmha kararınız var, doğru mu? Evet. Tamam ama o zaman. Ama bugün çıkan bir şey hocam. Hocam çıkmıyor. Bize yazılsın. Bana da şey götürün tarıma, bakın. Hijyen mi bakacak değil mi? Bakacak bir şey yok ki. Neden hijyen yok? Değil derken. Şey, ayak hocam, ayak. Allah peygamber aşkına. Ayak bu. Ayak bu, ne olacak? Ya ben bunların parasını ödeyemedim. Benim yerim elektrik parasını ödeyemiyorum diye buraya koydum küçük şokuma. Burada şok ruhsatı var bende. Tam yerlerin şok ruhsatının olması, hijyensiz bir ortamda şoklama yapmanız gerektirmez. Bak paletim var altında. Burada, diğerlerinin altında. Var orada. Hayır, nerede palet? Paletin üstündekilerini al, al ya olur mu ya, olur mu ya? Burası ne kadar hijyensiz olduğunu hepimiz görüyoruz. Bak beni alın diyorum ama hani hijyen olmayan onlar siz ne var yani onları bak oraya alın komple alın. Hani müsaade edin baya, müsaade edin, herkes görevini yapsın. Arkadaşlar, paletin üstündekileri bakın. Yani bakın, burada benim yapabileceğim bir şey. Ben sadece burada güvenlik amaçlı geldim. Bu arkadaşlarım şey buraya boşaltmak olarak. Çay bile söyledim, içim dedim, içmiyoruz dedim. Anlaşamıyoruz ki. Bak, hala anlaşamıyoruz hanımefendi, lütfen bir zorluk çarpmadan buyurun çıkın. Siz daha sonra bu konuyla alakalı şikayette bulunabilirsiniz. Tüketici hakları var, hukuk mahkemesi var. Ne kadar bir mal bildirimim var bilmiyorum. Daha sonradan arkadaş şikayetçi olabilirsin bu konuyla alakalı. İşte, ama şu anda... Arkadaşlar görevini yapmak zorunda. Tekrar anlatabiliyor muyum? Gel. Gel. Sol yap. Gel. Bağla arabayı. Gel abicim, gel. Hadi oğlum biraz. Allah'a emanet. Allah'a emanet.